Şu anda dünya yaşanan halde mi? Hayır. Niye? Çünkü kimse kimse iyiliği emretmiyor. Herkes birbirini kötülüğe gazlıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ve tebliğ yolu ile Müslüman olanların sayısı, güzel ahlakı ile Müslüman olanların sayısından daha az. Niye? Çoğu Yahudi, Hristiyan, müşrik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, davranışlarına bakarak Müslüman oldu. İslam ne güzel bir din. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ne güzel bir insanmış. Demek İslam böyleymiş diye Müslüman oldu. Şu anda Müslüman kardeşlerimize biliyorsunuz o lanetlenmiş millet zulmediyor. Peki arkadaşlar, biz avam olarak, sıradan vatandaş olarak ne yapacağız? Hep söylüyoruz. Hani bize diyorlar ya, işte gidin savaşın bilmem ne. Arkadaş boş yapma. Bize gidin diyenlerin hepsi klavye başından yazıyor. Sadece elleri böyle gidin gidin konuşmayın. E kardeşim hadi biz gidemiyoruz, biz beceremiyoruz, sen git. Madem biz bir iş yapamıyoruz. Bu hocalar ne iş yapıyor ya? Ne iş, ne faydası var diyor memlekete? Benim faydam sohbet vermek. Bir şeyler anlatmak. Sen çok marifetliysen sen insanlara faydalı ol. Adam şeyden bize yazıyor. Ne bu? Müsiyat neydi o? Tüsiyat mıydı? Bu bir şeyler icat edenler var ya. He? Neydi o? Bilmiyorsunuz oğlum siz. He? TÜBİTAK. Allah senden razı. Ne yapıyordu onlar TÜBİTAK? Ha işte TÜBİTAK mesela. Adam TÜBİTAK'ta çalışıyor diyelim. Bir şeyleri icat ediyor. Adam TÜBİTAK'tan bana mesaj yazıyor. Siz ne iş yaparsınız? Bu memlekete ne faydanız var? Oğlum sen TÜBİTAK'tasın. Bu memlekete faydası olması gereken sensin. Bugün bir tanesi ne yazmış? Ya diyor siz ne konuşuyorsunuz diyor ya. Japonlar diyor aya giden merdiveni icat etti. Oha yalancı. Sahtekar. Siz diyor hocalar diyor Müslümanlar ne işe yarıyorsunuz diyor. Japonlar diyor ne icat etti. E madem biz işe yaramıyoruz seni icat et. Konuşma bari sen yap da. Diyelim ki en azından de ki şunu de. Zorla konuşuyoruz bak ben yürüyen bilmem ne merdiven icat ettim. Ya da ne bileyim aya giden bir şey icat ettim de. Ben o zaman adam bari haklı diyeyim. Sadece klavye başından konuşuyor. Bu hocalar hiçbir iş yapmıyor. Sen de evi işe yaramıyorsun. Konuyu dallandırmayacağım, budaklandırmayacağım. Arkadaşlar, Müslümanlar zulüm altında. Bu hocalar ne işe yarıyor, siz gidin diyenler boş boğazlıklar. Biz en azından diyoruz ki arkadaşlar, bu lanetlilere, destek verenlere uymayın. Şunlara boykot yapın. Ama boykot dediğin yemeyeceksin, içmeyeceksin, gitmeyeceksin. Bugün maalesef saldırıyorlar adamların dükkanlarına. Yapmayın bunu, İslam'da bu yok. Burger King'i, Starbucks'ı, McDonald's'ı taşlamak İslamiyet değil kardeşim. Yağmalamak İslam değil. Boykot yaparsın gitmezsin. Zaten müşteri gitmezse adam zaten kapatır dükkanı. Bunun kaç tane örneği var ya? Ya Allah aşkına bak geçen doğuda birkaç tane ilde Burger King'e saldırmışlar. O Starbucks'a ya arkadaşlar yapmayın. İslam bize bunu emretmiyor. Boykotunu yap kapansın defolsun gitsinler ya. Defolsun gitsinlerken Burger King kötü gitsin. E kardeşim diyor o kadar adam ekmek yiyor. E çıksın Burger'dan iş başvurusu yapsın başka yere kardeşim ya. O kadar Türk burgerci var. Allah rızkını verirsen merak etme. Ben sana direkt işten çık demiyorum. Burger'da çalışıyorsun Starbucks'ta çalışıyorsun diyelim. Ne yapacaksın? Orada adam lanetlenmiş yere destek veren bir firma. Ne yapacaksın? Hemen başka bir yere iş başvuru formda olacaksın. Oradan çağırırlarsa kardeşim ben bırakıyorum işi. Ben başka bir de iş buldum. Ben lanetlenmiş millete destek veren bir firmada çalışmam. Ben sana direkt bodozlama çık terk et demiyorum. İş bul öyle çık diyorum sana. Ben kimseye ekmeğinden haşa ve kelle etmeye çalışmıyorum. Bir daha söylüyorum. Dinimizde burgeri taşlamak, McDonald's taşlamak yok. Starbucks'ın camlarını kırmak yok. Güzel tebliğ yaparsın. Davet verirsin. Ya da güzel bir boykot yaparsın kardeşim. O zaten adam para gelmeyince ne yapacak? Mecbur kapatacak. Korona zamanı iş olmadı diye kaç tane dükkan kapattı kardeşim? Müşteri gelmedi. Korona zamanı kardeşim kaç tane dükkan kapattı değil mi? Aynı şey. Sen ne yapıyorsun? Baskın yapıyorsun, taşlıyorsun. Oradaki millet... Ben Allah aşkına soruyorum. Allah'ın adını veriyorum. Bak kötülük asla haşa konuşmuyorum. Baktım burger'a doğru dalıyorlar böyle. İçerideki millet korku, panik, çığlıkla kaçıyor. Ben soruyorum. İçeride bulunan 20-30 kişi senin bunu yaptığına sebep İslam'a sıcak mı bakacak, daha mı soğuk bakacak? İslam'dan soğuyacak. Bu ne Müslümanlık kardeşim ya? Böyle bir Müslümanlık olur ya. Resmen bize sallar ya.
Diyecek kardeşim burgerle derdin varsa boykot yap. Sen niye bize saldırıyorsun? Biz içerideyiz. E ben müşteriyim. Tamam ben yanlış yaptım geldim burger'a. Sen niye beni taşıyorsun? Niye benim kafama sandalye atıyorsun? Adamı İslam'dan soğutuyorsun. Allah aşkına yapma. Bak ben boykot yapanla o dükkanları taşıyanlardan daha fazla nefret ediyorum bu lanetlenmişlere. Daha fazla kapansın istiyorum. Ama kalkıp da bilmem ne yürüyün lan kapatın parçalayın yıkın aşağı. Yok böyle bir şey. İslam buna müsaade etmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde Mekke'ye girdi. Ne dedi? Yakın yıkın mı dedi? Kimsenin malına dokunulmayacak dedi ya. Kimsenin canına dokunulmayacak dedi ya. Teslim olanlara dokunulmayacak dedi. Bak demedi ki girin içeri dümdüz edin demedi ki. Ne yaptı? Tebliğ, davet, teşvik, güzel ahlak. Ne yaparsın kardeşim? En üst seviyesini söylüyorum. 30-40 kişi gidersin Burger King'e. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bakın siz şu anda burada yemek yiyorsunuz ama burada bu firmaya kazandığınız paralardan sebep bu adamlar bu lanetlenmiş milleti fonluyor. İyi de diyor bunun sahibi Türk. Marka ne? Lanetlenmiş millete hamburger yollayan firma. O adam oranın ismini aldı diye onun sahibine para yollamıyor mu? Ondan kar etmiyor mu? E, ediyor. Ettiği karla ne yapıyor? E, senin Müslüman kardeşini öldürüyor. Ama diyor ki o diyor Arapların meselesi. Ya Arap'la ne alakası var? Çocuklar ölüyor ya. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya bir de bunu çevirdiler ya. Araplar düşünsün diyor. Bize ne diyor? Diyelim ki Arap meselesi. Diyelim ki Türkleri ilgilendirmiyor. Hiç mi için yanmıyor? Küçücük çocuk paramparça olmuş. Hiç mi kalbin sızlamıyor? Hiç mi vicdanın ağlamıyor? Hiç mi gözünden yaş akmıyor ya? Lan küçücük çocuk paramparça olur. Adam almış çocuğunu çöp poşetine koymuş. Lan bu adamın yerine kendini koy be. Lan sana yazıklar olsun sen adam değilsin be. Bu mesele Arap'ın meselesi Türk'ün değil diyen bize ne diyen diyorum sana oradaki çocukların da mı hatırı yok be? Kadınların da mı hatırı yok be? Kendi askerlerine fetva veren oradaki Yahudi papaz köpekleri hamile kadınların karnını yarıp çocuğunu çıkartabilirsiniz. Tecavüz edebilirsiniz de fetva verdi. Buna da mı için yanmıyor be? Beni konuşturuyorsun be. Yine biz Arap sevici oluruz. Daha ne diyeyim abi? Allah Celle Celaluhu bunları var ya cehennemde burunlarını sürtsün. Amin. Amin. Kasten bilerek bu lanetlilere destek verenlere orada kardeşlerimizin ölmesine göz yumanın Rabbim Celle'ce gün yüzü göstermesin abi. Amin. Bu dünyada da kabirde de mahşerde de sıratta da mizanda da Rabbim gün yüzü göstermesin abi. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah.